Kanal V ekranlarına hoş geldiniz. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin katkılarıyla hazırladığımız Esnaf Gündemi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta yine özel bir konuğumuz var. Antalya Lokantacılar Odası Başkanı Sayın Yasin Tekdemir ile birlikteyiz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Şenol Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi esnafın sorunlarını konuşacağız. Cuma günü Antalya'daki birçok farklı noktadaki esnaflarla konuştuk. Yeni kısıtlamaların hemen öncesinde çok dertlilerdi, sıkıntılarını, taleplerini ilettiler. Biraz sonra izleyeceğiz hep birlikte ve yeni kısıtlamaların detaylarını da sizle konuşmak istiyorum. Ama öncesinde sizi ve odayı tanımak istiyorum ben. Lokantacılar Odası kaç yılında kuruldu, kaç yıldır bu görevdesiniz? Dinleyebilir miyiz sizden? Teşekkür ederim. Ekranları başında bizi izleyen sevgili seyircilerimize ve değerli meslektaşlarıma iyi akşamlar diliyorum. Bu programın yayın ve yapımında emeği geçen Kanal V ailesine ve katkılarından dolayı Esnaf Odalar Birlik Başkanımız Adnan Dere'ye çok teşekkür ediyorum. Sayın Şenol Bey, ben 1999 yılında seçildim. O gündür bugündür Lokantacı Odası Başkanlığı yürütmekteyim. Kaç dönem oldu? İşte dönemini saymadım ama 99'dan bu döneme başkanlık yapıyorum. Tabii lokantacı odası çok sorunlu olan bir mesleğin başındayım. Gerçekten insanları doyurmak, memnun göndermek çok zor. Tabii 1000 üzerinde üyemiz var lokantacı odasının. Bu pandemi döneminde en çok etkilenen esnaf olduk. Maalesef ki. Ülkemizde ilk korona vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden beri pandemide en çok etkilenen sektörlerin başında gelmekteyiz. Antalya Lokantacı Odası olarak esnafımızın istek ve taleplerini üst kuruluşlarımıza ve bu taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Tabi burada lokantalarla ilgili bizim taleplerimiz neydi? Evet, ne talep ettiniz? Bunlar karşılık buldu mu? Taleplerimiz işte o dönemde elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet ve benzeri kurum faturalarının bu süreçte devlet tarafından karşılanmasıydı. Yani kapalı bir mekanın bunları ödeme şansı yoktu. Çünkü herkes borçlu, borçlan yaşıyor. Kısa çalışma ödeneğinin kriter aranmaksızın bütün çalışanlarımıza verilmesiydi. Ondan sonra tabii biraz sonra bunlarla ilgili hangisi yapıldı, hangisi yapılmadı tabii onlara detaylı geleceğiz. Konuşacağız. Evet. Nisan, Mayıs, Haziran ayları Bağkur, SGK ve primlerinin devlet tarafından karşılanması talebinde bulunduk. Nisan, Mayıs, Haziran vergi ödemelerinin devlet tarafından karşılanmasını talebinde bulunduk. Yine Nisan, Mayıs, Haziran ayları iş yeri kiralarının devlet tarafından karşılanmasını talep etmiştik ve stopaj alınmamasını talep etmiştik. Bununla beraber çek ve senet ödemelerinin süreç boyunca ötelenmesini talep etmiştik. Tüm esnafa 6 ay ödemesiz, 6 ay vadeli 0 faizli kredi verilmesini talep etmiştik oda olarak. Ötelenen kredi ve kredi kartı faizlerinin devlet tarafından karşılanmasını talep etmiştik. Hükümetimiz tabii bunlarla ilgili hangileri şey yaptı, bize destek olarak verdi. Ona biraz isterseniz değineyim. Kısa çalışma ödeneği desteğinde bulundu. Gerçekten bu esnaf için, çalışanlar önemli. İçin çok önemliydi. Yani hem işletmenin yaşamasını sağladı, hem de çalışanın yaşamasını sağladı. Buradan Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum odam adına. Gelir kaybı desteği verdi. Gelir kaybı desteği %90'ı aldı. Kira desteği %90'ı alamadı kira desteğini. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili 7256 sayılı kanunla vatandaşlar kendi borçlarını gitti yapılandırdı. Tabii bunu ödeyebildiler mi? Yani bir bölümü ödeyemedi. Yani çünkü zaten geliri yok. Olmayınca nasıl ödenecek? Yapılandırma yani dönemi belki şeydi, yanlıştı. Bilmiyorum yani çünkü parası olmayan bir adama siz şeyde hiç sıfır şeyde deseniz yok adamlar neyle ödeyecek? Evet. Halkbank esnaf destek paketi 25 bin TL nakit verildi. 25 bin TL'ye kadar da kredi kartı limiti verildi. Bu gerçekten esnafı
yani nasıl diyeyim, bir denizde boğulmuş bir vatandaşı kurtarmış oldu devlet. Yani evine ekmeğini götüremeyen, iş yerine... Önemli destekti. Aynen öyle. Yani iş yerini açamayacak durumda olan o esnafa gerçekten büyük bir katkı oldu. Burada yine Cumhurbaşkanımıza, Halk Bankası'na, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu esnafa gerçekten faydalı bir destek oldu. KDV'miz %8'de %1'e düşürüldü. Bu da büyük bir destek oldu esnafımıza. İş yeri kira stopajları %20'den %10'a düşürüldü. Bu da iyi bir destekti esnafımız için. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Bu hükümet tarafından yapılan, bize ve yapılan desteklerdi. Tabii de TESKOP tarafından yapılan, işte Cumhurbaşkanımızın kararıyla yapılan destekler, şimdi biraz sonra onlara da şey yapacağım, geleceğim. Belediyeler esnaf kiracılarından kapalı oldukları süre boyunca kira almadılar. Ondan sonra belediyelerden de bizim talebimiz vardı. Kendi bölgelerindeki işletmelerin dezenfeksiyon işlemini yaptılar. Buradan da tüm belediye başkanlarımıza, çalışan oradaki kurumdaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte esnafımızın yanında oldukları için. Biliyorsunuz pandemi döneminde gıda fiyatları çok hızlı, her gün değişen etiketlerin değiştiği bir dönem yaşadık. Evet, bu sizi ve esnafı nasıl etkiledi? Her şeyin fiyatı fahiş derecede yükselmişti bu dönemde. Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim her gün fiyat değiştirme şansımız yok. Hı-hı. Yani bugün eğer bir yemeği 20 lira yiyorsanız, 30 lira yiyorsanız, yarın bizim size 31 lira deme şansımız yok. 20 lira, 21 lira deme şansımız yok. Burada bizim Ticaret İl Müdürlüğü'ne yazı yazdık. Dedik ki ya bizim fiyat değiştirme şansımız yok ama etiketler, pazarda ve marketlerde her gün etiket değişiyor. Evet. Bizim ertesi gün bu yemeği yapma şansımız yok. Bu yani, çünkü maliyetimiz artıyor. Yani düşünün, her gün gidiyorsunuz, işte ayçiçek yağı almış başını gitmiş, yani neredeyse şey oldu, kara altın oldu yani. altın gibi kara borsaya düştük. Burada yakında. Bu bizi mağdur etti. Ticaret İl Müdürlüğü'ne, Ticaret Bakanlığı'na sıkıntımızı ilettik. Konuyla ilgilendiler. Çalışmalarını da yapıyorlar. Hatta Cumhurbaşkanı'na kadar konu gitti. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonumuz, Antalya Esnaf Odalar Birlik Başkanımız, gerçekten bu pandemi döneminde iyi bir ekip olduk. Yani iyi bir organizasyon yaptık. İşte biz onlar Ankara'ya, Ankara'da İletili çalışmasını sorunlar. Yapıyor. Esnafa en kısa zamanda nasıl dönülür, bunun hesaplarını yaptık. Yani iyi bir ekip olduk, öyle söyleyeyim. Buradan TESK Başkanımız Bendevi Palandöken'e de teşekkür ediyorum. Gerçekten her gün ekranda sorunlarımızı, sıkıntılarımızı dile getirdi. Esnafın sorunlarıyla ilgilendi. Herkesin çok emeği var. Yani bu pandemi döneminde belki insanlar evinde dinlendi. Biz sahadaydık. Biz işte başka yerlerde onların sıkıntılarıyla ilgili çalışıyorduk. Evet, hazır sıkıntılar demişken Sayın Başkan, esnaflarla röportajlar yaptığımızı söylemiştik. İlk röportajı izleyelim. Aksu'ya uzanacağız. Bir köfte dükkanı işleten esnafla konuştuk. Bakalım esnafın ne gibi sorunları var? Şimdi hep birlikte izliyoruz. Pandemi döneminde paket servisi olduğundan dolayı bulunmuş olduğumuz konumda kırsal kesim gibi, tam şehirleşmenin merkezi değil, tarım ve şehre yakın olduğu için paket servisimiz tabii ki az oldu. Personel olarak mağdur olduk. İşletme olarak aşağı yukarı 5'te 1, 6'da 1 oranında iş yaptık. İşte açılmasını bekledik. Açıldık. Şu an işlerimiz yine eskisi gibi değil. İnşallah bir an önce bugünler atlatılır. Hep beraber yine eski günlerimize döneriz. Saat kısıtlamamız, evet, o birinci sorun olarak en azından 10 olabilirdi. İkinci sorun, insanlarda belki ekonomik olarak biraz bir belirsizlik, tekrar kapanacağız mı, tekrar kötü günlere döneceğiz gibi herhalde bir algı var ki harcamalarda bir şeyler yapıyorlar gibi. Belirsizlik var. İşsizlik, insanlarda cebine girmeyen para olduğu için insanlar harcama yapamıyorlar. Bildiğim kadarıyla bu şekilde düşünüyorum ben. Biz öncelikle masalarımızı seyrelttik. Dış taraf 130, iç taraf 150. Masalarımızı seyrelttik. Sosyal mesafelerimizi fazlasıyla koyduk. Zaten kapasitemiz yeterli. Girişte HES kodu, ateş ölçer,
onları yapıyoruz. Maskesi olmayan arkadaşları uyarıyoruz veya maske veriyoruz. Her masaya dezenfekte yapıyoruz. Lavabolarımızdaki deterjan ve kasamızdaki kolonyanın kalitesini onları yükselttik. Ellerdeki şeyi kessin diyerekten. Mümkün olduğu kadar camlarımızı açıyoruz. Bugün biraz soğuk olduğu için rüzgardan dolayı yapıyoruz. Klima çalıştırmıyoruz kesinlikle. Kapılarımızı açık tutuyoruz devamlı havalansın diye. Kalabalık gelecek olurlarsa ayrı ayrı oturtmaya, dikkat etmeye onları çalışıyoruz. İsa Bey'in röportajını izledik. HES kontrolüyle masaları seyreltilmiş, dezenfektanlı bir şekilde hizmet verdiklerini söyledi ama bir taraftan da vatandaşın tedirgin olduğunu söylüyor. Sizce bu tedirginliğin sebebi ekonomik mi, virüsün henüz kontrol altına alınmamış olması mı? Ya tabii virüsün kontrol altına alınmamasının sebeplerinden bir tanesi insanların üzerinde korku şey yaratıyor. Şimdi tabii esnafımızın %60'ı açık, %40'ı daha hiç açılmadı Şenol Bey. Evet. %60'ı da %80 ciro kaybıyla iş yapıyor. İşte İsa arkadaşımızın söylediği gibi teşekkür ediyoruz. Güzel anlatmış. %80-85 ciro kaybıyla ayakta durmaya çalışıyor. Tabii vatandaşın buna adapte olması da bir zaten hemen şey olmaz, 1-2 ayı bulur, 3 ayı bulur yani. Ama biz bunu beklerken tekrar kapandık. Tekrar yani hafta sonları kapanışa geçtik. Saatle ilgili kesinlikle yani eğer lokantanın veyahut da esnafın veyahut da vatandaşın faydalı bir şey yapalım deniyorsa kesinlikle saat 9'dan aşağısı bir saat düşünülmesin. Yani bir vatandaş yarın iftar saatinde saat işte 8'de iftarını açmaya giderken bu adam saat kaçta çıkacak bu işletmeden? Evet, o saat konusu ayrı bir konu zaten. Evet. Şimdi bir de Aksu'da dükkanı var İsa Bey'in ve paket servisinin çok fazla işe yaramadığını söylüyor. Daha böyle kırsal bir ilçe olduğundan dolayı o noktaya dikkat çekti. Peki neden uygulanamadı paket servis? Özellikle çorba satan esnaf paket servise tamamen karşı çıktı. Ve hani haliyle çorbanın pakete girmesi, paketle servis edilmesi ve talep noktasında sorunlar yaşandı. Neden böyle oldu, tutmadı lokanta sektöründe? Ya şimdi şöyle, yani her şeyi pakete koyamıyorsun. Biraz önce söylediğiniz gibi yani bir sulu yemeği pakete koyduğunuz zaman o yemeğin kalite şeyi kalmıyor. Yani gidince herkes soğuyor, insanlar mutlu olmayınca ne yapıyor? Bir daha paket yapmıyor. Yani ne oluyor? Bu sefer fast foodlara yöneliyorlar. Yani bir de yemek şirketleri bu işletmelerin üzerinden çok büyük rant elde ediyor. Yani %20-25'lerde kesinti yapıyorlar. Yani işletmenin de %20-25 zararı oluyor. Yani düşünün o yemek satan firmalar var, bir yemek firma var. Onlar hepsi bizim işletmelerimize ortak. Yani devletin, hükümetin, Ticaret Bakanlığı'nın bunun da üzerine gitmesi gerekiyor. Biz bunlarla ilgili çok şikayetimizi dile getirdik. Evet, bunu da ilerleyen dakikalarda detaylandıracağız. Çünkü bununla ilgili de bir röportajımız var. Şimdi bir diğer röportajı izleyelim. Yine Antalya'nın farklı bir noktasındaki esnafla röportaj yaptık. Onun ne gibi sorunları var? Hep birlikte izliyoruz. Pandemi dönemi bizi bayağı etkiledi. Müşterilerde gelen siparişlerimiz olsun, gelen oturmalar olsun bizde %50'nin üzerinde bir aksam oldu. İnsanlara bir paket servisiyle hizmet vermeye çalıştık. İşte 22 Şubat'tan sonra açılan oturumlarla biraz hareketlenmeye başladık ama insanlarda tabii hala bir tedirginlik var. Bu son zamanlarda artan bu pandemiden dolayı gene de bir etkiledi. Geçen seneki dönemin cirolarına göre %50'nin, %60'ın üzerinde cirolar yaşandı. Bir de kapatılınca biz olduğu gibi etkilendik. Personel yanımızda, personelin giderleriydi, vergilerde bir ek şeyler olmadı. Kiralar yürüyor, elektrik yürüyor, bunun suyu var, vergisi var, stopajları var. Bizi çok etkiledi. Şimdi Ramazan geliyor, Ramazan'da ne gibi önlemler alınacak? Antalya'da pandemi arttı gidiyor. Şimdi ortada bir dedikodular var, Ramazan'da kapanacak ya da pakete dönecek. Eğer öyle şeyler olursa, yani esnaf çok etkilenir. Herkesin kirası var, şeyi var, yanında çalışan personel var. Personel bir sevindi.
Şimdi böyle olunca tekrar gene bir düşünce, bir korku aldı insanları. Vallahi hükümetten bu yardımlarla, ek yardımlarla, personelle ilgili, bu sigortalarla veya ödemelerle ilgili bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Hani bunları bir öteleyelim, şu günleri bir atlatalım. Gene hep beraber elimizin altına bir taşı koyarız. Taşın altına elimizi koyarız. Yani bunun da devletin de bize bir destek olmasını istiyoruz. Erkan Bey de hükümetin verdiği yardımlardan bahsediyor. Anlaşılan esnafın pek çoğu, ilerleyen röportajlarda da böyle açıklamalar var, bu yardımlardan çok da fazla mutlu olmamış. Yetersiz miydi bu verilen yardımların rakamları, ya da herkes alabildi mi? Şenol Bey, tabii önce Erkan Bey'in bir sorusuna cevap vereyim, ondan sonrasını sorunuza. Şimdi Erkan Bey diyor ki, ya diyor işte insanlar korkuyor gelmekten. Hı-hı. Şimdi tabii Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı sanki her şey günah keçisi, biz lokantacılarız, esnaf, fatura bize kesildi. Yani aslında biz tüm şeyimizi yerine getirmişiz. Bakın arkadaş tezgahın başında maskesini takmış çalışıyor. Yani ben bu işletmeye gittiğimde de bu arkadaşımız %50 kapasiteye düşürmüş. Evet. HES kodunu sorguluyor, ateşini ölçüyor. Şunu da söyleyelim, röportajlar için maskeyi çıkarttırdık. Normalde maskeli çalışıyordu, evet. Erkan Bey. Onu evet. da iletelim, söyleyelim. Yani arkadaşlar şimdi bu şekilde çalışıyorken tüm görevini yerine getirmişse, burada bence vatandaş da tedbirini alacak ki esnafı koruyacak, hı hı. ülkemizin geleceğini ilgilendiren şeylere hep beraber imza atacağız. Yani şimdi eğer biz tedbir almazsak, sokaktaki tedbir almazsa, işletmedeki esnafı istediği kadar tedbir alsın. Mağdur olan kim? Lokantacı esnafı. Ne o? İşte oradan bulaşıyor, bulaş oradan başlıyor, hastalık oradan bulaşıyor diye diye esnafı bu hale getirdik. Aslında esnaf kendi üzerine düşen her şeyi yapmış. Evet. Onun için Erkan Bey gerçekten dediği doğru. Yani insanlar lokantalara bu yönden korkuyor gitmeye yani. Hı hı. Aslında lokanta dezenfekte yapıyor, bir ilaç firmasıyla anlaşmış, sürekli geliyor, ilaçlıyor. Yani bunu şey istiyor, yani Tarım Bakanlığı istiyor. Ve bunları esnaf yaparken esnaf istediği müşteriyi bulamıyor. Neden bulamıyor? İşte o korkutma şeyleri insanları korkutuyor, işletmelere sokmuyor. Sanki işte oradan hastalık bulaşır, gelmiyor. Yani bu da %80 bizi ciroya çevirmiş. Şimdi arkadaşımız nasıl paket yapsın burada? Düşünün, oradaki o sıcacık yemeği pakete koyduğunda gitti. Yani insanlar paket gidinceye kadar zaten soğuyor. Yenecek duruma gelmiyor. Hı hı. Evet. Hükümetin desteklerinden bahsetti. Ek yardım talep ediyor. Bu destekler yetersiz miydi de Erkan Bey ve diğer esnaflar ek desteklerden evet. söz ediyor? Şimdi tabii biraz önce verilen destekleri şey yaptım. Hı hı. Yani işte açıkladım. Yeterli mi? Yeterli değil tabii ki. Yani insanları, esnafı mutlu eden bir şey, destek değil. Ama hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız bunu takdir etti. Bunu yaptı. Biz önce bir yapılan şeylere, hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza, ilgili kurumlara, herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani burada mesela Cumhurbaşkanı kararıyla 1-4 Nisan 2020 tarihinde 3 aylık dönem faiz şeylerin, TESKOB'un şeylerini öteleme yaptılar. Hı hı. Yani bir sürü burada esnaf kefalet kredi kooperatiflerinden kullanılan kredilerin faizlerini sildiler. Ana parasında taksitlendirme yaptılar. Yani bir defa değil, 2-3 defa yaptılar. Neden? Çünkü süreç uzadıkça esnafın yaşaması için, moral bulması için bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Yani düşünün, bu pandemi sürecinde genel başkan İstanbul'da şey yapıyor, Covid-19'a pozitif çıkıyor. TESKOB Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül'e de buradan geçmiş olsun dilim, Allah şifa versin. Düşünün, yani bu riskli dönemde tüm üstteki başkanlarımız, çalışan başkanlarımız hepsi sahada çalışıyor, esnaf için çalışıyor. Evet. Ama yapılan yeterli mi? Değil. Yani esnafa gerçekten yaşaması için bir şeyler yapılması lazım. Yani ben hep daha fazlasını evet, ben hep şunu söyledim. Ödenmeyen verginin, SGK'nın ötelenmesi çözüm değil.
bunları almayacağız. Bugüne kadar olan esnafın borçlarını sileceğiz. Adamı sıfırlayacağız. Diyeceğiz ki bundan sonra sıfırdan başla hayata. Zaten bunu söylüyorlar. Bizim kazancımız yok. Ötelesek de nasıl ödeyeceğiz kazancımız olmadan diye. Şimdi geçmiş Mart, Nisan, Mayıs ayları ötelendi. 10, 11, 12. aylarında bir tanesini ödeyemeyen, bir vergisini ödeyemeyen çift vergi ödedi. Ödeyemedi de yani gelince ne yapacak? Bir tanesini belki ödedi, belki bir tanesini ödeyemedi faturanın. Evet, şimdi Ramazan'da ne olacağı belli değil demişti Erkan Bey biz bu röportajı yaparken ama az çok netlik kazandı. Paket servisle çalışmak durumunda kalacaksınız. Saat düzenlemesi konusunda bir çalışma olur mu? Talebiniz olacak mı saati öteleme noktasında? Şenol Bey, şimdi bu hafta sonu, işte önümüz Ramazanlık, yani sabah 10 çok önemli değil de akşam saat 8 tam iftar saati. Ne vatandaşa yarayacak, ne esnafa yarayacak. Yani bence bizim zaten bununla ilgili taleplerimiz olacak yarın. Daha bugün İl İfsa Kurulu geldi elimize, kararı geldi. Bununla ilgili talebimizi şu şekilde şey yapacağız. Diyeceğiz ki esnafımızın talebi bu. Yani diyor ki saat şu anda en azından şu sıkıntılı dönemlerinde saat 9 olsun. Akşam saat 9 olsun Ramazan ayı boyunca. Yani işte adam saat 8'de geldi iftarını açmaya, 9'da işletmeden çıkaralım. Yani bir saat süresinde vatandaşın karnını doyuralım, iftarını açsın. Ramazan'dan sonra da saat 10'dan öncesi yine işimize yaramıyor. Yani düşünün, akşam iş yapan işletmeler şu anda hiçbir iş yapamıyor. Yani kapalılar. Düşünün, her gün dükkana gidiyor, açıyor, ilgileniyor, temizlik yapıyor. Müşteri akşama yok. Orada bekçilik yapıyor ama müşteri yok. Evet. Böyle garip bir durum var. Şimdi bir başka röportaj daha var. O röportajı da izleyelim. Onun üzerine konuşacağız. Bakalım esnafın farklı ne gibi sorunları var. Alınan kararlar çok iyi, çok hoş ama insanlarımız sosyal mesafe, HES kodu ve ateş ölçmeye tepkili oldukları müddetçe bu sıkıntı hala sürecektir. Çünkü HES kodunuzu istediğiniz müşteri bazen ya bu nedir deyip dükkandan çıkıp gidiyor. Onun ne olduğunu bilemiyorsunuz. Artı ateş ölçmeye kalktığınızda siz doktor musunuz, hemşire misiniz, benim ateşimden sana ne deyip tepki gösterip gidenler var. Bu yüzden de işlerimize çok büyük darbe vuruluyor. Yani insanlarımızın bilinçli olması, saat 7'den sonraki işlerin kapalı olması ve saat 7'den sonra 9 aralığında o 2 saat diliminde insanların ya 9'a kadar biz evimize gidiyoruz, 9'a kadar sıkıntı yok da siz niye 7'den sonra bize hizmet vermiyorsunuz, niye dükkanınız kapalı diye tepki gösterip gönül koyup gidenler de var. Bunların acilen düzelmesi lazım. Bunun için de yetkililerin 9'a kadar ki limitini en azından açık tutmaları ve dükkanların, bilhassa kafe, restoran ve bizim gibi gençliğe hizmet veren yerlerin %90'ının 9'a kadar açık olmasını şartını şey yapıyoruz. Paket servis olayında sıkıntımız şu, işlerimizi biraz dengeledi saat 12'ye kadar açık olması ama çok büyük sıkıntı var, halkımızdan kaynaklı bir sıkıntı var. Siparişi verdim, hemen gelsin, hızlı gelsin, şu olsun bu olsun deyince kuryeler tarafından çok vahim kazalara neden olabiliyor. Acelecilikten sıkıntılar oluyor, trafikte sıkışmalar. Bilhassa 8 ile 9-9.5 arasındaki istenen paketlerde bu kazalar çok sebebiyet vermektedir. Halkımızın da yani ayağına hizmet istiyorsa lütfen ben çok rica ediyorum. Bütün yani genel bu paket işi yapan arkadaşlarımızın sağlığı ve kazalardan da uzak kalabilmesi için çok aceleci davranmamaya rica ediyorum. Mümin Bey yaşadığı sıkıntıları net bir şekilde ifade etti. Şimdi dükkanlara girerken maskeyle girilmesi, HES kodunun kontrol edilmesi gerekiyor ama böyle bir talepte bulunduğu zaman vatandaşla karşı karşıya geldiğini söylüyor. Kırmızı bir renge büründü artık Antalya vaka sayılarındaki artış nedeniyle. Neden bu kadar duyarsızız sizce?
Şenol Bey, tabii önce vatandaşı bilinçlendirmek lazım bu konuyla ilgili. Yani artık kamu spotlarıyla mı yaparız, işte ev ev mi dolaşırız, yani ne yaparsak yapalım. Vatandaşı bir defa bilinçlendirmemiz gerekiyor. Şimdi biz sahadayız. Dinamik denetim yapıyoruz. Esnafımızın işte işletmelerin ne durumda olduğunu, işte hem dinamik denetim yapıyoruz, ne yapması gerektiklerini anlatıyoruz. Uyması gereken kurallara uyuyorlar mı, uymuyorlar mı? Bunları yapıyoruz. Bir taraftan da hem mal hatırlarını sormuş oluyoruz. Şimdi yine bir işletmedeyim, bir anımı anlatayım. Garson gitti, iki tane oturan hanımefendiye soruyor HES kodunu. Diyor ki bayanın biri, benim diyor telefonum diyor yanımda değil. İkinci hanımefendi de diyor ki benim diyor şarjım bitik diyor. İki tane vatandaştan da benim yanımda HES kodunu alamadı. Geldi bana, dedi ki ateşlerini ölçtüm, normal. Başkanım ben bunları ne yapayım? Dedim ki ateşleri normalsa uyar, bir daha geldiğinde kesinlikle ben HES kodsuz sizi buraya alamam diye, o da bilsin, geldiğinde size HES kodlarını versin. Yani şimdi vatandaşın bilinçlenmesi lazım bu konuda. Şimdi işletmecinin, esnafın ne günahı var? Bu fatura bu esnafa kesildiği sürece işte bizim durumumuz vahim. Bakın, paket servisiyle biz %80 ciro kaybetmişiz. Evet. Ve paket serviste de bir sıkıntıdan bahsettiğim Mümin Bey, not düşülüyor acil hızlı gelsin diye ve bu da kazalara neden olduğunu söylüyor. Bununla ilgili ne yapılabilir? Vatandaşın da galiba bu noktada bir duyarsızlığı söz konusu. Ya şimdi bununla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü geçmiş dönemde bir çalışma yapıyordu. Yani işte bu pizzacılar, mizacıları şey yapıyordu, işte 30 dakikayı geçince falan şey süre vermişti. Ya ölüme mi gönderiyorsunuz 30 dakika diye böyle bir şeyimiz vardı bizim, yazık dedik yani, yazık değil mi bu gençleri bu şekilde gönderiyorsun, yani onun için kaza oluyor. Bence yani o süre falan değil ya, hızlı bir şekilde gelse de yanlış, çünkü niye, trafiğin kuralı var, trafikte uyması gereken hızı var, gitmesi gereken hızı var, yani onun üzerine götüremez, yani onun üzerine de işte yan trafik kurallarını ihlal edecek, gidecek. Yani bu da ne yapıyor? İşte kazaya meydan sebebiyet veriyor. Bu da ne yapıyor? İşte işletme, esnaf zarar görüyor. Bence burada da vatandaşı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yani işte bu kazalara sebebiyet vermemek anlamında. Evet. Devam edeceğiz. Şimdi bir küçük reklam arasına gidelim. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamların sonrasında esnaf gündemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim başkanım, şimdi ilk bölümde sorunları konuştuk. Yine devam edeceğiz sorunları konuşmaya. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını hep birlikte tüm Türkiye olarak izledik. Yeni yasaklar geldi, yeni kısıtlamalar söz konusu. Lokantacıları ilgilendiren de önemli gelişmeler var. Detaylarını sizden dinleyecek olsak, şimdi hafta içi ve hafta sonu hangi şartlarda hizmet üretecek, hizmet sunacak restoran ve lokantalar? Detayları ne yönde? Şimdi tabii İl Sağ Kurulu'nun 19 sayılı kararı bugün elimize geldi. Bunu da esnafımızla paylaştık. Lokanta ve restoran hafta içinde sabah 7, akşam 19 saatleri arasında
hizmet edecek. Şimdi önümüz Ramazan. Bu 19 saati yani çok uygun bir saat değil. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Bununla ilgili zaten taleplerimiz olacak. Öyle söyleyeyim. %50 kapasite zaten esnafımızın uyguladığı bir şeydi. Uyguladığı şeydi. %50 kapasite. Sadece burada esnafımız şuna dikkat edecek yeni genelgede. Daha önce masalarda bir aile geldiyse 7-8 kişi ise 6 kişi ise 5 kişi ise bir masaya oturup veya iki masayı birleştirip de oturtabiliyorduk. Şimdi yeni bu İl Hıfzıssıhhat Sağ Kurulu kararıyla her masaya ancak 2 kişi alabileceğiz. Yani bizim esnafımızdan ricamız bu saatten sonra. Hafta sonları da sabah 10 ile akşam 8 saatleri. Şimdi gelmeden önce de tabii programa çıkacağımı duyan arkadaş arıyor. Diyor ki ya diyor akşam saat 8'i diyor veyahut da 7'yi diyor ya lokantacı esnafına diyor yani eziyet çektirmek için mi veriyorlar bu saatleri diyor. Yani iş yapmamaları için mi veriyorlar? Yani diyor hiç mi sizin görüşlerinizi almıyorlar? Şimdi akşam diyor yarın işte insanlar iftarlarını açacak diyor. Bu saatte de iftar saati diyor. Yani bu adam nasıl gelip iftarını açacak diyor. Evet. Bu saatlerle ilgili sıkıntılarımız var. Yani tüm esnafın sıkıntısı var. Bizim sıkıntımız var. Vatandaşın da sıkıntısı var. Yarın lokantaya gitse yemek istese yemek yiyemeyecek. İftarını açamayacak. Şimdi 7'de kapanıyor ya insanlar şunu merak ediyor. Atıyorum saat 18.30'da restorana giriş yaptı. Siparişini verdi. Yemek geldi. Saat 7'ye 5 var. 5 dakika içerisinde yemeği yiyip masadan kalkması mı gerekiyor müşterinin? Tabii. Yani saat 7'de kesinlikle işletmede kimse olmayacak. 7'den sonra işletmede müşteriyi gördüklerinde ceza yazıyorlar. Yani şimdi Sayın Valimiz diyor yani diyor çok kabahatler olmadığı sürece diyor biz esnafa diyor ceza yazma, kapatma taraftarı değiliz diyor ama yani netice itibariyle burada saat 7'de bu esnaf bu müşteriyi gönderdiğinde bu esnafın iş yapma şansı yok. Ayakta durma şansı yok. Yarmayı devam etme şansı yok. Evet, bununla ilgili zaten talebiniz var. İlgili mercilere ileteceksiniz. Şimdi yine röportajlara devam edelim. Sıradaki röportaja bir göz atalım. Bakalım esnaf neleri talep etmiş? Hep birlikte izliyoruz. Pandemi döneminde özellikle sadece paket yaptığımızdan dolayı kurye sorunu yaşadık biz. İnternet üzerindeki yemek firmaları özellikle kestik komisyonların büyük sorunlarını yaşadık biz bunların. Bu konuda çok muzdarip olduğumuzu söyledik sağ olsun yaptık biz. Onun haricinde müşterinin gelip oturmaması bizim için büyük bir sorun oldu. Büyük ciro kayıplarımız oldu bizim. Tabii ki yani kolay bir süreç değil yani bu şekilde. Yani devletimiz de elinize yani bir şeyler yaptı ama yani tabii ki bunlar %100 müydü? Değildi. Yani biz daha iyisi şartlarını bekliyorduk biz bunların. Zorlanıyorduk ödemelerde şu an yani. Her türlü şu anda hala zorlanmaya devam ediyoruz. Yani bu bir süreç yani daha. %100 açılmadığı sürece ödemelerimiz %100 kiramızı, elektriğimizi, suyumuzu ödemekte zorlanıyoruz. Aydın Bey de diğer esnaflar gibi yemek sitelerinin bellerini büktüğünden şikayetçi. Yemek siteleri olmadan, bu firmalar olmadan esnaf ürünlerini satamaz mı? Ya ürünlerini satar tabii ki. Yani şu anda bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışması var esnaflarla ilgili. Konyaaltı Belediyesi'nin esnaflarla ilgili bir çalışması var. Konyaaltı esnafın projesi var. Evet. Şimdi bunlar tabii güzel gelişmeler. Yani herkes kendi bölgesindeki esnaflarla ilgili nasıl iş yaparız? Daha pazardan nasıl pay bunlara sağlarız? Çalışmaları bunlar. Onun için de hem Konyaaltı Belediyesi, bununla ilgili çalışan tüm belediyelere teşekkür ediyorum. Esnafın düşündüğü için. Şimdi bu firmalar bizim işletmelerimizin ortakları. Yani resmen bizim kazancımızın %50'sini, %60'ını alıyorlar. Biz bunlara çalışıyoruz. Yani paket servisinde biz bunlara çalışıyoruz. Hele bir de yemek çeki firmaları var. Onlar da zaten başımıza bela.
bunlardan bir türlü kurtulamıyoruz da. Yani işte çeki satıyorlar, geliyorlar sizin firmanıza satıyorlar. Sizin de firmanız size veriyor. Onlarla gidip dışarıda yemek yiyorsunuz. Sektör böyle dönüyor. Yani gidip de orada yemek yemeleri gerekiyor. Şimdi tabii bunu yaparken %20-25'lere varan komisyonlar alıyorlar. Yani ürünlerin bize fiyatları mı yükselmiş oluyor bu sitelerde? Yok, karımızdan şey yapıyorlar. Fiyatlar aynı, tabii, onlar sizin tabii, cebinizden alıyor. Biz fiyatları değiştiremiyoruz. Yani tutup da bir işte 30 liralık dönere 40 lira diyemiyoruz, 35 lira diyemiyoruz. Ne yapıyor? Bu bizim karımızdan veya verdiğimiz fiyattan bunlar bu komisyonlarını alıyorlar. Yani bizim kar edeceğimiz kısmını bunlar alıyor şu anda. Onun için yani paket servisinde gerçekten insanlar çok para kazanmıyor. Ama işletmenin ayakta durması için şu anda başka şansı yok. İçeriye müşteri alamıyor. İşte dışarıya müşteri şey yapamıyor, oturtamıyor. Sadece paket hizmeti verebiliyor. Evet, aslında baktığımız zaman bu siteler ve uygulamalar bir AVM gibi, alışveriş merkezi gibi birçok firmayı, birçok esnafı, birçok menüyü bulmak mümkün. Esnaf hepsi olumsuz mu yaklaşıyor bu uygulamalara? Kesinlikle. Yani bizim esnafımız hiçbir tanesi bunlardan şey değil, memnun değil. Yani şundan memnun değil. Çok kesinti yaptıkları için memnun değil. Yani örnek veriyorum, %20-25'lere varan bize maliyetleri var, kesintileri var. %5 alsın. Oturduğu yerden para kazanıyorsun. Evet, bu sistemini kurmuşsun. Düşmesini evet, istiyorlar anladığım evet, kadarıyla. Aynen. Evet. Şimdi bir röportaj daha var. O röportajı izleyelim, onun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bizim bulunduğumuz bölge otel ve pansiyonların olduğu bir bölge. Örneğin geçen yıl Ramazan ayında yine böyle kapalıydı servisin. Birçok kişi oruçlu olmasına rağmen biz buraya oturtamadık. Yasak olduğu için. Kişi niyetli yalvarıyor hani oturayım diye. Biz de cezayı yememek için haliyle durumu izah ediyorduk. Birçok kişiye yemek verip şöyle kaldırım kenarında oturup yemek yediklerini bilirim. Ve buna çok üzüldüm gerçekten. Çünkü bütün gün oruç tutmuş ve ondan sonra iftarını açacak oturacak yeri yok. En büyük sorunlardan bir tanesi buydu. Şimdi için ise bu saat olayları çok bence yanlış bir durum. Saat 7'de insanlar yemek yemeye çıkar. Biz aksine servisi kapatıyoruz ve bu bizim için çok bir handikap, büyük bir handikap. Yani en az bir 9-10 olması lazım. En az bir 9-10 olması lazım. Sabah 7, akşam 7 olacağını keşke saat 10, akşam 10 olsaydı, sabah 10, akşam 10 olsaydı daha faydalı olurdu diye düşünüyorum. Biz şimdi önceden sadece paket yapıyorduk. Bu bizim için daha iyiydi. En azından hem sadece ustalar vardı, paketçi arkadaşlar vardı, hazırlık yapıyorlardı. Biz şimdi servis için ekstra 7-8 kişi aldık. Bulaşıkçı, komisi, garsonu. Şimdi gün içinde zaten fazla bir iş yok. Tam akşam iş olacak ve akşam saatinde de servisimizi kapatıyoruz. Acil sorun, çözülmesi gereken sorun bence saattir. Yani akşamları en az bir saat 9 olması lazım diye düşünüyorum. Olursa çok iyi olur. Bir müşteri yok. Vatandaşlar da ister istemez tedirgin oluyorlar. Nihayetinde bir salgın var. Ama biz bütün tedbirlerimizi almışız. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Yani bekleriz biz. Gökdeniz Bey de saatle ilgili bir düzenlemenin yapılması gerektiğini söylüyor. Turizm bölgeleri içinde aslında bununla ilgili çalışmalar yapılabilir. Öncesinde olduğu gibi ilk dalgada da turizmciler saatlerin ileriye atılması, güncelleştirilmesini talep etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısa bir süre sonra bu talebi olumlu karşılayıp yerine getirmişti. Yine benzer bir durum söz konusu olur mu sizce? Olur. Şenol Bey niye olur? Gökdeniz Bey'e de teşekkür ediyorum. Ben arkadaşı tanıdığımda saçları simsiyahtı, şimdi beyazlamış. Beyaz olmuş. Evet. Tabii sektör olarak zor bir sektör, öyle söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanımız bizim bu taleplerimize, işte sıkıntılarımıza el atacağına inanıyorum. Niye inanıyorum? Çünkü gerçekten esnaf zor yani. Düşünün işte arkadaş tam iş yapacağı saat akşam saat 7 saatleri, 8-9 saatleri ve o saatte yoksunuz. Gitti sizin o günlük geliriniz, işte kazancınız, işte yapacağınız iş bitiyor, yapamıyorsunuz. Onun için gerçekten saat sadece biraz önce de söyledim ya, esnaf için değil, bunu vatandaş için de yapmalı. Evet. Vatandaş akşam iftar saatinde gidecek, nerede karnını doyuracak?
Ve evet. Şöyle bir noktaya da dikkat çekti. Şimdi paket daha avantajlı diyor. Masalar açıldığı zaman biz personel aldık, servis personeli. Ama tam servisin başlayacağı zaman saatten dolayı restoranı kapatmak durumundayız. Bu personel de bir şekilde evine gitmek durumunda. Haliyle zarar etmiş oluyor personel çalıştırdığından dolayı. Tüm esnaflarda benzer sorunlar var mı? Ya tabii ki. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Paket servisi sadece ne yapıyor? İşte paketçiyle içerideki mutfaktaki çalışanla götürüyor işini. Ama bir türlü hizmet, ayağına hizmet götürmek zordur, öyle söyleyeyim. İnsanlarla oluyor bu ve çok insan çalıştırmak zorundasınız. İşte onların giderleri var. Bir kişinin bize maliyeti 6.000 lira. Yani onun için gerçekten zor bir süreçteyiz. İnşallah Cumhurbaşkanımız bu bizim işte şeylerimizi, taleplerimizi dinler, üst kuruluşlarımız da bunları en kısa zamanda şey yapar, götürür. Şey yaparız, biz de saat 9 onları buluruz. Esnaf da mutlu olur, vatandaş da mutlu olur. Çünkü esnafın yoksa iş yapma şansı yok. Kesinlikle. Şimdi bir röportaj daha var. O röportajı da izleyeceğiz ve onun üzerine konuşacağız. Bakalım esnaf ne diyor? En büyük sorunlarımızdan biri, biz çorbacı olarak çorbanın paketinde sıkıntı yaşadık. Yani bizde paket olayı olmadı, tutmadı, yetersiz kaldı. Bunu gerçi ilettik böyle belli yerlere ama en büyük sıkıntımız bu oldu. Onun dışında bir de şöyle bir şey, ülkemizdeki bu süreç, evet zor bir süreç. Şöyle bir şey hissettik. Büyük esnafın büyük derdi, küçük esnafın küçük derdi oldu. Yani problemi çok oldu. Bizim çünkü birkaç şubemiz var. Soğuk havalarımız var. Bu kapalı süreçte bu paket bizi tatmin etmedi. Soğuk havalarımız çalıştı. Elektrik paralarımız, kiralarımız hep devam etti. Bu tip sıkıntıları yaşadık. Biz çorbacı olduğumuz için akşam 7'den sonra bizim sabah 7'ye kadar paket ihtiyacımız oluyor en azından. O kadar çok telefon, o kadar çok misafir geliyor ki çorba açık mısınız diye. Böyle bir şey bizde bir opsiyon olabilir. Hani akşam 12'den sonra sabah 7'ye kadar da paket yapabilirsek en azından mutlu oluruz. Bu bizim işimiz. Çünkü gece çalışan bir grup var. İşçi var, SGK'lı var. Bunlar da şu an beklemedi. Çünkü 150 kapasiteyle çalışıyoruz. Hem onlar için bir iş yeri, işi para kazanacak hem de biz de toparlanacağız hem misafirlerimize mutlu edeceğiz. Bizim soğuk havamız var. Çorbacı olarak, sakatat olarak. Çiğ malımız, pişmiş malımız var. Hep eksi dolaplarımız. Dükkanların kapalı olduğu sürede bu elektrik paraları çok büyük. Kiraları da geçiyor. Bunlar birikiyor. 3-4 aylık sürede birikti. Biz şimdi bugün başladık. Evet, bir ay oldu belki açıldık ama biz 3-4 ay sonra yazın sonuna zaten bu birikimi toparlamaya çalışacağız. Ondan sonraki para kazanmaya çalışacağız. Tabii o da İnşallah bir daha böyle kış aylarında kapanma olmaz. Pandemiyle ilgili bir şey olmaz. Temennimiz o yani. Çorbacıların sesi oldu Serkan Bey. Çorba pakete sığdırılmaya çalışıldı ama pakete sığmadı. Haliyle sığmasına da imkan yok, söz konusu değil. Ve sorunu ilettiklerini söylüyor, halen çözüm bulunamadı. Ve ilginç bir talebi var. Saat 24'ten 7'ye kadar bir şekilde biz açık olalım. Çünkü hem gece çalışanlar hem de sabah erken saatte işe gidenler var. Onların da taleplerini yerine getirelim diyor. Nasıl bakıyorsunuz bu talebe? Şimdi bizim talebimiz şuydu. Yani şu şeyden sonra, şimdi bu yeni İlıfsa kurulundan sonraki talebimiz o da olarak. Bu tür işletmeleri 24 saat şey yapalım, açalım. 12'den sonra, yani saat işte akşam 9'dan 10'dan sonra pakette devam edeceğinde sabaha kadar bunlar pakete devam etsin. Yani aynı zamanda bunlar kamu hizmeti görüyor ya. Evet. Yani öyle de görelim yani. Yani gece örnek veriyorum, acıktığınız zaman kimden şey yapacaksınız, işte çalışıyorsunuz, evinize gittiniz, karnınız acıktı, ne yapacaksınız? Yemek yiyeceğiniz yeri yok. Yani kesinlikle bunların hizmette devam etmeleri önemli. İki, talebimiz hafta sonları. Hı hı. Yani akşam işte saat 8'de paket servisi bitiyor. Hafta sonları da şu son gelen İlıfsa kuruluna isnaden hafta sonlarını saat 24'e kadar devam etmeleriyle ilgili. Hafta içi
24 saat. Paket servis 12'den sonra devam etsin. Hafta sonları kapalı olduğumuz dönemlerde de gece saat 24'e kadar paket servisimiz devam etsin diye. Şimdi talebimiz bu yönde olacak. Yani çünkü bu bizim esnafımızın bize ilettiği konular. Biz de bunu aktarmak zorundayız. Kesinlikle. İnşallah bu konuyla ilgili de çözüm bulunmuş olur. Bir röportaj daha var. Hemen Konyaaltı sahilinin kenarındaki bir işletmeye uzanacağız. O esnafın da sorunları var. Bakalım neler söylüyor. Bir seneyi aşkın süredir esnafımız bayağı bir sıkıntıda. Akşam 7 yasakları masadan kaldırılmasıyla alakalı. Gündüz insanlar çalışıyor, akşam yemek yemeye geliyor. Ama masaları kaldırıyoruz, insanlar rahatça ekmek yiyip içemiyor. Bu yasanın bir an evvel 9'a, daha sonra da 12 saatine kadar, gece 12'ye kadar da çıkartılabilir diye düşünüyorum. Müşterilerle sorun yaşıyoruz. Çünkü insanlar gündüz çalışıyor, akşam işten çıkıyor. Tam yemek vakti, masaların kaldırılması isteniliyor. Biz de tabii ki kurallara uyuyoruz, uyumak mecburiyetindeyiz. Ama bu yasak azıcık daha esnetilebilir. Burası bir tatil cenneti Antalya. Şimdi ben senelerin esnaf olmamdan dolayısıyla benim altyapım maddi manevi sağlam. Ama çok esnafımız çok zor durumda. Kimse kirasını ödeyemiyor. Yani berbat işçilerin parasını ödeyemiyor. Bir de işçi çıkartma yasaklarımız var. Hadi biz idare ediyoruz ama idare edemeyen çok esnafımız var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Kapıdan satışta da öyle beklenildiği düzeyde değil. Dükkanlar açıkken misal veriyorum, örnek veriyorum. 20 tane paketin gidiyorsa bu yasaklarda 2 tane, 3 tane gidiyor. Yani paketler de tatmin etmiyor esnafı. Yani paketler de öyle ağım şağım yok esnafların. Esnafın ortak talebi, ortak sorunu borçların sürekli birikmesi, ciroların düşük olması nedeniyle bu borçların zamanında ödenememesi ve sürekli ötelenmesi. Esnaf bu haldeyken bu borçlar nasıl ödenecek? Bir adım atılması gerekiyor ama sizce nasıl bir adım atılması gerekiyor? Şimdi tabii önce esnafı para kazanır hale getirmemiz gerekiyor. Yani esnaf şu anda para kazanamıyor. Hmm. Para kazanmanın yolları da belli. Şimdi Hilmi Bulut, teşekkür ederim, güzel anlattı. İşte Antalya'nın gururu, markası arkadaşımız diyor turizm bölgesindeyiz diyor. Yani bu şartlarda diyor ne turizme hizmet veremiyoruz, para kazanamıyoruz. Hadi diyor benim diyor altyapım var da diyor bir sürü esnaf diyor. Herkes aynı konuda değil. Tabii yani diyor şeyi yok diyor yani imkanı yok diyor. Evet gerçekten onları da o imkansızları da imkanlı hale getirmemiz gerekiyor. Yani iş yapar hale getirmemiz gerekiyor. İşte aklın yolu bir. Ne diyoruz? Akşam saat 7 bizim işimize yaramaz. İftar saati, yarın turizm sezonu işte başladı. Yani bu saatlerde insanlara biz ne yemek yedirebiliriz ne de para kazanırız. Bizim para kazanmamız lazım. Yani tamam hükümet sağ olsun elinden geldiğini yaptı. Destekleri verdi. Yapabilecekleri her şeyi yaptı. Yeterli mi? Değil. Çünkü bizim eksiyle başlıyoruz. Halen eksiyle devam ediyoruz. İşte yani tam bir nefes aldık dedik işte moral bulduk ama tekrar kırmızı oldu. En başa döndük. Evet tekrar geriye döndük yani. Evet son röportajımız var. Son röportajı da izleyeceğiz. Bakalım bu röportajda esnaf neleri dile getiriyor? Biz bir esnaf lokantası değiliz ya da biz değiliz. Biz akşam iş yapan bir restoranız. Şimdi bu süreç içerisinde insanlar saat 6'da işten çıkıyor. 5.30-6 gibi işten çıkıyor. Eve gitti, üstünde işledi geldi. Suyunu koymadan masaya hadi görüşürüz diyor demek zorunda kalıyoruz. Haftanın bir günü iş yapabiliyoruz. O da cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günde adamla insanlar saat çıktı, saat yine belli. 2 saat oturt, hadi gönder. Bu süreç içerisinde biz zarar görüyoruz. Personelimiz zarar görüyor, personel sayımız azalıyor, istihdam azalıyor. Bu süreç içerisinde manav zarar görüyor. Biz almadığımız için onlar yapamıyor. Kasap zarar görüyor. Bunların da fiyatları zaten aldı başını gitti. Sattığımız alkolün fiyatı aldı başını gitti. Elektriğin, suyun hepsini aldı başını gitti. Yani biz ayakta durmaya çalışıyoruz, direnmeye çalışıyoruz. Yani nereye kadar durabiliriz bilmiyorum ama bizim gibi çok fazla insan varken bunlar maalesef restoranlarını, mekanlarını kapatmak zorunda kalan çok fazla insanlar oldu. Oturuyoruz, çay içiyoruz. Çay içiyoruz, oturuyoruz. Yaptığımız hiçbir şey yok. Yapamıyoruz ki. Saat 4'te bakın sizler işinizi yapıyorsunuz. Biz de işimizi yapmak istiyoruz ama biz işimizi yapamıyoruz. Saat sıkıntısından dolayı. Bu pandemi süreci en çok bizleri etkiledi maalesef. Bizim sektörümüzü etkiledi.
Yani her daldan bizi vurdu. Bu dalda baktığınızda Türkiye çapında 10-12 milyon insan bu sektörden yemek yiyor, ekmek yiyor. Evine ekmek götürüyor, çocuğuna götürüyor. Bunların hepsi etki etti. Bize sözde 1000 lira kira desteği verdi. Şimdi bu restoranın kirasının 1000 lira olma şansı var mı? Yok. 750 lira gelir kaybı desteği verdi ki bunu zaten alamadık. Ya yani 100 kişiden ikisi üçü belki almıştır. Sorduğumuz kimse alamadı. Elektrik deseniz, su deseniz, o deseniz, bu deseniz her şey üst üste geldiği süreç içerisinde personeller de büyük sıkıntı yaşadı. İstihdam azaldı. Bu şekilde yürüme şansı kalmadı artık bunun. Maalesef. Evet, Mehmet Bey de noktayı koydu. Eğlence sektörü ciddi anlamda yara aldı bu süreçte. Restoranlar evet aldı ama onlar da alkollü bir mekan işlettiği için saat 16.30 civarında bu röportaj yapıldı ve o saate kadar hiçbir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Gündüz alkollü içecek içen sayısı az, işte o mekanı kullananların sayısı az. Haliyle ciddi sorunların yaşandığını söylüyorlar. Eğlence sektörüyle ilgili ne söyleyebiliriz bu gibi mekanların aktif olabilmesi için? Şimdi Mehmet Nuri Arslan'a teşekkür ediyorum. Güzel anlattı. Yani esnafımızın sıkıntılarını en iyi şekilde dile getirdi. Düşünün bakın, işletme tüm hazırlıklarını yapmış. Dolap evet. Full dolu. İşletme mezeler pırıl hazır. Pırıl. İşletme pırıl pırıl. Tüm hazırlıklarını yapmış. Ve bunları her gün yapıyor. Düşünün. Ve her gün çöpe dökmek zorunda bu insan. Şimdi esnafımızın bu yani meyhane, içkili restoranlar çoğu bu şekilde. Yani bu yine açmış, orada bekçilik yapıyor ama bir sürü açmayan insanlar var. Geçen işte valimize de aynı şeyi söyledim. Dedim ya bu şey denetimi başladığında biz şey yaptık dedik, bir gidelim normalleşme başladığında bir dönerci çarşısına gidelim, ikinci ünlü caddesine gittik. Esnafın %50'si açmamak üzere kapatmış. Hı hı. Bir daha açılmamak üzere kapatmış. Gerçekten esnafın çok sıkıntıları var. Ve hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın, devletimizin bir an önce bu esnafların iş yapar hale getirmeleri gerekiyor. Ne diyor? Saat diyor benim için uygun değil. Ya iki kişi oturtarak orada biz bu işletmeyi İş yapar hale getirebiliriz. Yani bilim kurulu bununla ilgili bir şey yapsın, bize şartlarını sunsun. Biz bu işletmeyi, bu tür işletmeleri çalışır hale getirelim. Yani ne dedim, işletmelerin %60'ı açık, %40 halen açılmadı. Ve açık olan işletmeler de %80 ciroyla iş yapmaya çalışıyor. İşte ne diyor arkadaş, diyor ben paket hiç iş yapamadım diyor. Ama kimse de iş yaptı, kimse iş yapamadı ama... yani şimdi herkes iş yapar dememiz doğru değil. Esnafın büyük bölümü maalesef iş yapamıyor. Hani neden? Yanlış işte uygulamalardan dolayı, yanlış algıdan dolayı. Yani nedir bu? İşte sanki tüm hastalık bizde birikmiş, gelene bulaşıyoruz. Fatura bize kesildi. Yani bu fatura bize kesilmesin. Biz tüm tedbirimizi almışız. Sadece vatandaş bu konuda bilinçlenecek. Geldiğinde HES kodunu verecek, ateşini ölçtürecek, işte masaya iki kişiden fazla oturmayacak, ısrar etmeyecek, saatine kalkacak, ya biraz daha oturayım demeyecek. Adam saat işte 7 olmuş, kalk diyor, ben kalkamam diyor, daha yeni geldim diyor. O zaman oturmasaydın. Yani vatandaşı da bu şekilde bilinçlendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Sayın Başkan, süremizin sonuna geldik. Son mesajınızı alsam neler söylersiniz? Şimdi Şenol Bey, tabi mesela şeylerle ilgili desteklerimizi bekliyoruz halen. Yani bu desteklerle ilgili, işte yani kapalı olan işletmelerle ilgili, kapalı olan işletmelerin çalışanlarıyla ilgili. Yani bu birikmiş de SGK vergi borçlarımızı devlet sıfırlasın. Yani ileride para kazanırsak yine bizden alsın. Ama bugün sıfırlasın, bize bir moral olsun. Yani işletmelerimizi şu anda açamıyoruz. Borçumuz var, evet. Borçlarımız var. Onun için esnaf gerçekten sıkıntılı, zor durumda. Ben tabii bu anlamda şeyle ilgili, saatle ilgili zaten sıkıntıları şey yapacağız, ileteceğiz ilgili
kurumlara, yani esnafımızın bu anlamda, bir de vatandaşın da talebi bu. Evet. Onun için bu akşam Dünya Kupası eleme gruplarına çok iyi başlangıç yaparak göğsümüzü kapartan milli takımımıza bu akşamki Letonya maçına başarılar diler. Herkese iyi akşamlar dilerim. Çok teşekkürler, güzel bilgiler verdiniz. İnşallah bu sorunlar çözülür, esnaf rahat bir nefes alır önümüzdeki günlerde. İnşallah. Evet, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin katkılarıyla hazırladığımız esnaf gündeminde bu akşamlık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya Salı günü saatler 21'i gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Kanal V'yi izlemeye devam edin.